Şahin. Hadi git bakayım Süheyla evde mi, ona bir baksın hadi. Evet, ben bir tabak mantı rica edeyim. Bir de o güzel mantının tarifini. Yalnız tarif olmaz. Dükkanınız hakkında yazı yazmamı, satışlarınızın da patlamasını istiyorsanız bu tarifi vereceksiniz. Ben de sizi dünya markası yapacağım. Dünya markası yapacağım. Ver şunu Yasemin, ver şunu, ne olacak ya? Yasemin, mantıyı sen keşfetmişsin gibi davranma. Alt tarafı bir hamur. Alt tarafı bir hamur falan değil Ayşen. O zaman sen de isteyene tasarımlarını var. Olur mu canım öyle şey? İkisi aynı şey mi? Ay biz ne için uğraşıyoruz burada Ayşen? Çocuklar ısrar etmeyin ama. Ya Yasemin vermek zorunda değil tarifi. Verme Yasemin ya. Celal haklı, verme. Allah Allah ya. Ne bu öyle rüşvet ister gibi, yok tarif yoksa yazı yok. Ne demek canım, hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Allah Allah. Yok yok, tarif falan yok. Öyleyse reklam yazısını unutun. Hepinize iyi günler. Yasemin. Kenan Bey. Demek öyle Celal Bey. Ayşen ya da Demir evleninceye kadar bunlar burada kalacaklar. Sen bu zizopları yollayamıyorsun. Yollayamadığın gibi bir de aramıza sokuyorsun. Ama evlatların elden gidecek, farkında değilsin. Madem evlenen çatı katını alıyormuş, o zaman ben de Ayşen'i ya da Demir'i evlendiririm. Bir taşla iki kuş vurmuş olurum. Bu sahtekarlardan da kurtulurum. Alo, Ahrettin, nasılsın? Alo, ben Kenan. İyi günler Kenan Bey, nasılsınız? Ben Deniz Avcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asap Avcı. Merhabalar Asap Bey. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ortak bir dostumuzdan duyduğuma göre geçenlerde verdiğiniz yemekte ve sonrasında bazı tatsız olaylar olmuş. Kim bilir ne kadar canınız sıkılmıştır. Ben de diyorum ki yani uzun süredir sponsor arayışında olduğunuz şu yemek yarışması formatına Avcı Holding olarak biz ana sponsor olsak, böylece benim de canımı sıkan bir durumdan kurtulmuş oluruz. Size de desteğimiz olmuş olur. Ne dersiniz? Vallahi çok güzel oldu. Ay oradan da çok güzel, buradan da. Helal olsun kız sana. Üç boyutlu masa hazırladın ha. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Vallahi eline sağlık. Ne yaptın sen böyle ya? Dokunma, bozuyorsun. Ya tamam. Aa ne kızıyorsun ya? Kim için bunlar? Bir git. Dağıtma beni. Bak iş yapıyorum burada. Git. Tamam, bölmeyeceğim. Sadece şuraya oturabilir misin? Ne olur. Vallahi bir şey yok. Otur. Hadi otur. Yani şu güzel masada seni ve Demir'i hayal ettim de. Yani yalanlardan doğan beş boyutlu bir aşk masalının, olur ya öyle kitaplar, İlk sayfası gibisiniz. Yok. Yok, hiç değil. Yani sizden olsa olsa fantastik korku serisi olur. Boş ver sen onu. Ne yaptın yemek? Vallahi kurt gibi acıktım. Hemen söyleyeyim.
Size Osmanlı mutfağından. Ne diyorsun? Çok iyi pişmiş. En sevdiğim? İki parça tokat. Ve meze olarak da okkalı üç boyutlu laflar hazırladım. Ateş, bir git kardeşim, bir git. Tamam ya ortak, ne kızıyorsun? İki gülelim dedim yani, ne var şimdi? Neyse sen boş ver onu da, bu güzelliğin sebebi ne, sen onu söyle bana. Sunum alternatifleri hazırlıyorum. Şimdi ben dünya markası, yani biz dünya markası olacağız ya. Sunumda da imzam olsun istedim, o yüzden çeşit çeşit deniyorum şimdi. Hangi star dizi olur acaba diye. Yalnız çok şanslısın ki ben buradayım. Bir kere böyle olmaz. Bu ne? Böyle bir şey yok. Bir kere zaten ihtiyacımız olan şey bunlar. Tamam mı? Ne aldık? Bir de elindeki malzemeleri kullan. Bak burada ne güzel yapraklar falan, yeşillikler var. Yemekte önce sunum. Göze hitap edecek. Bu çok önemli. Ne böyle yaptık mı? Bekle. Ufak bir ateş dokunuşu. Şimdi oldu. Nereye gidiyorsun? Gel. Bak, Kın Kenan'la ilgili bir sürü haber buldum. Dünya Mutfakları kitabına tarif topluyormuş. Yasemin'in tarifini ondan mı aldı acaba? Yani bu kadar hevesli olduğuna göre demek ki kitaba koyacak. Şöyle bir artısı var. Kitaba koyduğu tariflerin altında aşçıların ismi yazıyor. Yani Yasemin'in mantısı adıyla anılacak. İyi bari bak, kız harbiden üzülmüş de. Amortiden teselli olur şimdi. Gel söyleyelim. Hadi. Yasemin. Hadi artık tamam, yemekler soğudu ya. Hadi tamam, güldük eğlendik yeter. Ne yaptın? Ha bu büyülü kek, ondan görünmüyor. Yasemin, var mı bunları görünür kılacak bir büyülü söz? Mesela açım aç gibi. Çok komik. Süheyla mutfaktan bir türlü çıkmıyor ki, iki lokma bir şeyler hazırlayayım yiyelim. Sanki kadın anasının karnından değil de sebzelikten çıkmış ya. Ortak. Yılmaz'larla arayı daha yeni düzelttik. Süheyla ile didişip bizi sıkıntıya sokma, sakın gözünü seveyim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mutfak konusunda gerçekten çok iyisin. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Fakat mutfakta gösterdiğin bu başarıyı, düzeni, tertibi acaba yatak odasında da mı göstersen? Hı? Yakında ben devralacağım ya. Takdir edersin ki bir enkaz devralmak istemiyorum. Aa, yalancılar. Yani siz evli değilsiniz, bal gibi de sevgilisiniz. Yoksa bir insan yakın arkadaşıyla neden böyle mükemmel bir sofrada yemek yer ki? Ne dersin? Buradan yatak odasına mı geçsek acaba? Ateş Avcı, şunu bil ki ben mutfakta ne kadar becerikliysem yatak odasında da o kadar becerikliyim. Sen kendine bak. Biz çok yanlış bir zamanda geldik herhalde. Çok, çok. Aa, ne oluyor Demir? Ayşen. Aa, ne oluyor ya? Ben burada tatlı tatlı sunum hazırlıyordum. Ne bu tavırlar? Ayıp oldu. Niye ayıp olsun? Yasemin çok ayıp oldu. Niye olsun ki yani? Oldu mu gerçekten? Hep senin yüzünden. Ne diye dalıyorsun destursuz evli insanların arasına? Ben mi daldım? Sen demedin mi dinliyorlar bunlar terasta falandır herhalde, çıkalım diye. Allah Allah. Hem ne bu sinir ya? Ben mi sinirliyim? Şu yanaklarının haline bak. Neyse abi. Yani bir iş yap.